Mars 13. Ne göreceğiz bugün? Bu güzelim ikarece LCD ekranı. Şimdi öncelikle elemanları bir tanıyalım. Üzerinde 4 çıkış var. Neden ikarece? Normalde bunun üzerinde 16 tane pin var. Breadboard'u alacaksınız. Potansiyometreyi takacaksınız. Ve bunların üzerinde 16 tane çıkışı bunun üzerine takacaksınız. Size başka bir proje yapmak için yer kalmayacak. Burada ikarece sizin yapmanız gereken şeyleri yapmış. Bunu alıp lehimliyorsunuz. 4 lira gibi bir şu an piyasada fiyatı var. Bakın 16 çıkışı 4 çıkışa düşürüyor ki bunların 2 tanesi biri 5 volt biri GND'dir. Diğer ikisi analog giriş. Şu hemen takarak aslında göstereyim. Sadece güç ve GND'leri takalım. GND ve 5 volt. Şu an neden çalışmıyorsun? Yanlış takmışız o zaman. GND taktık. VCC taktık 5 volta. Şu an çalışması gerekiyorken yanlış takıyorumdur kesin. Evet oldu hele şükür. Şu şekilde görüyorsunuz. Üzerinde arka tarafında bir potansiyometre var. Şu ikisi analog. Bunların giriş yerleri bellidir yalnız farklı olarak. Bunu da nasıl öğreneceğiz? Arduino'nun kendi sitesine gideceğiz. Ve orada arama kutucuğuna ikarece yazacağız. Karşımıza çıkan ilk sitelere baktığımızda bunlar belirtiliyor. Örneğin Arduino Mega'da şuraya şuraya, Arduino Uno'da buraya buraya şeklinde yazıyor. Bunları da taktık. Bunun kütüphanesini de internetten aratarak bulun. Onun için içine ben şu an programı yüklemeye çalışıyorum. İşi şu an gözüme çok geldi. Potansiyometre ile bunu ayarlayabiliyoruz. Şimdi yükleme tamamlandı diyor. Artık istediğim bir şey yazdırabilirim. Merhaba. Ne haber? Misal. Bu şekilde yapabiliyorum. Dediğim gibi 16 pinden 4 pine düşürmek oldukça önemli bir şey. Yani bu kareciye de muhakkak edinin. Şu kısım ışık kullanımı ile ilgili. Bunun hakkında mümkünse 2 video çekeceğim. Bugün duruma bakacağım. Bu şekilde. Şimdi programlanma kısmını da öğreteyim. Çünkü bunun programlanması farklı olduğu için üzerinde duracağım. Diğer modül dedim. Aslında o kadar üzerinde durulacak bir şey. Analog değeri okuma üzerine yoğunlaşacağız onda. Bu kadar. Şimdi yazılım kısmına geçelim. Evet şimdi ne yapalım? Öncelikle gösterelim nasıl indirildiğini. Ne indireceğiz? İlk önce kütüphaneyi indirmemiz lazım. Ikarece kütüphanesi deyip ondan sonra herhangi bir siteye girip indirin. Link niye vermiyorum? Çünkü siliniyor gidiyor. Kırılıyor. Her yıl başka siteler çıkıyor. Ikarece arası veri aktarımı. Bu başka bir şeydir muhtemelen. Bununla ilgilenmeyelim. Şimdi şunu alıyoruz. DOS içinden çıkarıyoruz bunu. Bunu ondan sonra masaüstünde dosya konumunda aç dedikten sonra şuradaki yere atıyoruz. Tekrar hatırlatacağım bunu her seferinde. Ondan sonra yükledikten sonra programı kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Burada bize örnekleriyle birlikte kütüphanesinde örnekleriyle birlikte geliyor. Artık kullanılabilir hale geliyor. Şimdi şunu da anlatalım.
Ne diyor? Şu iki tanesi kütüphane. Kalıptır. Ondan sonra cima. Ne dedik? Şunları bir tanım anlatalım o zaman. Evet, şunlar kütüphane. Ne demek? Bunları kullanılabilir hale getiriyoruz, tanımlıyoruz, ekliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu da bir tanımlama. Nasıl diyeyim? Bir keypad'in tanımlaması gibi. Bunun tanımlanması da böyle. Burada muhtemelen bu çözünürlüktür. Ondan sonra satır ve sütun sayılarını yazıyoruz. 16 tane sütun, 2 tane satırı var diyor. LCD'yi başlat diyor. Şu kısım ışıkla ilgili. Işığı kapatırsak pek güzel olmuyor. Bakın pek yazı okunur bir vaziyette olmadığı için. Programa bu yazılmamışken de açık kabul ediyor. Merhaba dünya diyor. Bunu yükleyelim. Ondan sonra neyi anlatalım? Ne dedik? LCD'yi başlatma. Yani şu kısım komple kalıp, yani bir LCD kullanacaksanız, farklı bir LCD kullanacaksanız da IKRC'li başka bir LCD. Şu kısmı değiştireceğiz sadece. Yazı yazıldı. Ondan sonra nelerden bahsedelim? Şunu ne dedik? Setup demek. Programda çalıştığında sadece bir kere çalışma yeterli diyordu. Void loop kısmı ise bir döngüydü. Sürekli tekrar ediyordu. Buraya yazdığımızda sürekli bu yazıyı ekrana yan yana yazdırmasını bekliyoruz. Şunu da söyleyelim. Şu aslında burada biraz daha sanal kısmı var. 40'a 50'ye kadar giden sanal bir kısmı var. O sanal kısım bittikten sonra birinci satırdaki at sütuna geçiyor. Bunun altında da görünmeyen yine sütunlar var. Şimdi diyelim ki bunu nasıl düzelteceğiz? Öncelikle bir LCD'yi temizlemesi lazım. Bunu da LCD clear komutuyla yapıyoruz. LCD clear dedik mi ne olacak bu sefer de? Yazık gelecek gidecek. Yine gözümüze hoş gelmeyecek. Yani hızlı yazılıp silinecek. O zaman da ne olacak? Gözümüze hoş olmayan bir yazı türü gelecek. Onun için de araya bekleme komutunu atacağız. LCD delay. Bir 250-300 milisaniye bunun için yeterli olur umarım. Olmazsa, bir titreme olursa bu sayıyı titremeye göre değiştiririm. Onun dışında kısa bir yazı yazsak aslında daha bir hoş olur. Hoş diyelim. Şu an bir titreme çok az. Hatta siz görmüyorsunuz. Benim göreceğim kadar az bir titreme var. 300 yeterli benim için. Yazıyı değiştirdik hoş diye. Ondan sonra yazıyı buraya yazdırdık. Buraya yazdırma. Bu alt satıra yazdırma. Bu işlemi nasıl yapacağız onu da bir gösterelim. Diyelim ki üst kısmına. Bakın bunun üst kısmına yazıyoruz. Çünkü alt kısmına yazarsak, yani önce şuraya yaz deyip sonra şunu yaz dememiz lazım. Tersini yaparsak program bizi iplemeyecektir. Şimdi diyeceğiz ki LCD. Bunu yerini değiştirmek için set cursor diye bir tanımlama yapıyoruz. Ondan sonra bunun yerini belirtiyoruz. Yer belirtirken de şunu söylemem gerekiyor. Şöyle kağıtma sokuşturabilirsem. LCD'nin LCD şöyleyse, şu başlangıcını 0'a 0 kabul ediyor. Yani şu şekilde bir ifade oluyor. X olarak, Y ekseni olarak. Yani şurası aslında burayı LCD kabul edersek şurası 0'a 0. Şurası 1'e 1. Şurası 2'ye 2. Bunları düşündüğümüzde yani farklı bir sayı yazdığımızda ekrana gözükmeyecektir. Yani şu sanal kısımlarına kayacaktır. Şimdi diyelim ki 0'a 2 dediğimizde
Yok, 0'a 1 yap. 0'a 1 deneyelim önce. 0'a 2 yazdık. 0'a 2 yazarsak ne olacak? Alttaki satırı geçti ve biz göremedik artık. Şimdi 1 yaptığımızda şurada yazacak. Diğer yandaki sütun elemanı değiştirdiğimizde bakalım yazı geldi mi? Evet. Yana kaydırmış olacağız. Bir 5 satır da altta yana kaydırması için. Onun dışında tek yönlendirme komutu bu değil. Bunun için LCD Home komutu da var. Yani evine dön gibi bir komut. Yani sıfıra sıfıra git diyor. Sıfıra sıfıra git. Evet, hadi bakalım. Bekliyoruz. Evine gitti. Yani bunun dışında komut var mı? Aslında LCD Home'u tekrar ne yapabiliriz? Onun görevi biraz daha farklı. Onu belki bir videoda değinebilirim. Bunun dışında kaydırma için bir tane daha komut var. O da LCD Scroll DC büyük display left, yani böyle yazılıyordu. Display left. Şimdi nereye büyük nereye küçük yazdık onu da bir algılamamız lazım şu an. Şunu alayım. Nerede hata yapıyorum bakın internetten. Arıyorum. Bakalım bakalım. Var mı var mı var mı? Şu aradaki boşlukları silsem bana bir faydası olur mu? L'si büyük, S'si küçük. L'si büyük. L'si büyük. S'si de küçük. Evet oldu. Bunda ne diyeceğiz? Left. Bir tane sola kaydettiğimizde buraya sanal kısma kayacağında OŞ gibi bir yazı görmeyi bekliyorum umarım. OŞ. Hadi bakalım. OS, OS, OS. Yükleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi OS yazdı. Bu komutlar aslında hepsi aynı gibi gözünüze gelebilir fakat mesela burada hangi satırda sütunda olduğunu bilmiyorsun fakat bir yana kaydırmak istiyorum şeklinde bir şey için. Onun sonuna da LCD Home yazarsam ne olur acaba? LCD Home. Ben de bilmiyorum. Deneyerek göreceğiz. Evine dön gibi bir komutu var bunun da. Bunu nereye yazmamız gerekiyor ki şimdi? Neyse şöyle büyütelim. Program bunu okumayabilir. Bir beklemediğimiz bir terslik de olabilir. Bakalım. Birine evine dön dedim. Birine dedim. Yükleme tamamlandı. Hiçbir şey yok dediğim gibi. Bunun ne demeye çalışıyorum? Bunun yeri önemli. Bunu alıp alt kısma koyarsanız veya yani şu LCD'nin altına koyarsanız bir verim alamazsınız. Normal. Şimdi hoş yazmasını bekliyorum. Yani önce yeri tanımlayacağız. Bakalım ben de merak ediyorum. Bu program set kursörde böyleydi. Bu ya, şeyin farkı var mı? Yerinin önemi var mı? Çünkü öncekinde yer tanımlıyorduk. Evet. Bakın bunda şey yok. Bunda önce ve sonra yazmanın önemi yok. Bakın her yazılım birbirinden farklı. Hepsi birbiriyle aynı işi yapmasına rağmen farklı. Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu aslında. İkinci video çekmeyelim diye örneklere girelim. Hızlıca onu da bir anlatayım. Burada örnekler kısmına girelim. Serial Display. Burada yine aynı dediğimiz ne var? Tanımlama var. Tanımlama var.
Tanımlama var. Tanımlama var. Işığı boş ver. Ondan sonra ne demiş? Şu komut bizden değer almak için. Bakın şu, ne demiş burada? LCD başlat demiş. Seri monitörü başlat demiş. Bizden değer al demiş. Ondan sonra ne demiş? LCD'yi önce bir temizle demiş. Pardon. Önce bir LCD'yi temizle. Ondan sonra benden bir değer al. Sıfırdan büyük bir değer al. Ondan sonra demiş ki bu değeri al. LCD'ye yaz demiş. Yani bunu da alın bir not defterine yapıştırın. Serial display diyeyim. Ne demiş? Önce bir sil. Sonra benden değer al. Ne demek? Seri port ekranını açıyorum. Ben burada ne yazdıysam LCD'de de aynısını görmem lazım. Ben bunu yükledim mi ya? Yükleyeyim önce. Sonra demeyelim niye çalışmıyor. Bunu yükle dedikten sonra ekran muhtemelen sıfırlanır. Çünkü başında sıfırla temizle demiş. Evet, aldığımız ekranı sıfırlandıktan sonra ama tor nokta muhen dis deyip gönderdiğimizde yazdırıyor. İlk satıra bunu programla oynayıp alt satır üst satıra şeklinde yapabilirsiniz. Bunun dışında ne yazdıralım? Farklı karakterleri tanımlıyor mu? Buna bakalım. Ne demek o? Mesela şunlara, bunlara gönderelim. Şu an bunları okuyor. Farklı bir şey daha deneyeyim. Şu an bildiğimiz oyun oynuyorum. Videodan çıktım. Resmen gönder. Yani internette farklı karakterler de var. Onlarla da oynayabilirsiniz. Evet, video bu şekilde. O eğitimi de tamamladık. Zaten gördüğünüz gibi kütüphanede iki örnek kaldı. İki örneği işledik. Bu neydi? Ha, bakın burada kendi belli karakterler tanımlıyor. Saatten bahsetmiş. Evet, ne diyor? Merhaba dünya yaz. Tamam. Yaz tanımlamaları yapmış. Ekrana daha çok bir şey gibi böyle gereksiz bir şey aslında. Şu void loop kısmına baktığımızda void setup şu kendi bir void loop yapmış. Evet, bakalım nasıl bir sonuç göreceğiz. Merhaba dünya, Arduino'yu seviyorum. Dediğim gibi o gözünüze gelen şu karmaşık şeyler aslında o alttaki farklı ifadelerden geliyor. Yine bildiğimiz komutlar LCD temizle, LCD yaz. Fakat burada belli tanımlama ve for döngüleri yaptığı için gözümüze biraz sert geliyor. Burada işte önce karakteri yukarı kısımda belirtiyor. Alt kısımda da karakteri çağırıyor. Örnekler. Yine zor bir şey değil fakat başkası yazdığı için program bizim gözümüze biraz sert geliyor. Evet, şuna da bakalım. Bu neymiş? Önce diyor. Bakın şu kısmın kalıp olduğunu söyledim. Geliyor. Yine burada bir tanımlama yapmış. Ondan sonra da diyor ki LCD sil. LCD'ye bunu yaz. Noblink komutunu anlatmadım. Noblink gayet nasıl diyeyim? Gereksiz bir şey. Bunu da yükleyeyim göstereyim. 4 örneği de işlemiş olduk böylece. İçindeki kodları da görmüş olduk. Yani aslında bu bir program değil. Doğrudur, yanlıştır şeklinde gibi bir şey. Şu an kursor var diyor. Şurada da kursor yok diyor. Şimdi kursoru anlatalım. Şu komutu alalım. Komutu alalım. Bunu yine örnekler deyip Hello World üstünde göstereyim. Hoş. Biz silmemişiz bunu. Alt kısmına geliyorum. No
bir link yazdığımızda merhaba dünya yazacak. Sonundaki ışık yanıp sönecek. Onu bekliyoruz. Hoş yazacak ve sonunda bir noktada bir yanıp sönme olacak şununki gibi. Blink komutu. Bu bir tane de gördüğünüz gibi no blink vardı. Nesi mi büyüktü bunu? Aa, niye ben onu unuttum ya? Böyleydi. Bakalım. Bakalım. Ha, bu sefer B'si büyük oluyormuş. No dedikten sonra B'sini büyütüyoruz. Yükle dediğimizde bu sefer bir yanıp sönme. Ne olacağına bir bakalım. Evet, yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Bu sefer işaret yok. Gayet gereksiz ve saçma bir komut aslında. Biri var, biri yok. O az önce gösterdiğimiz programda onu gösteriyordu. Şu anda var, şu anda yok gibi bir ifadeydi. Dediğim gibi şu kısımları bilin. Şunu bilin. Şunu bilin. Tamamdır yani, büyük bir şey, büyük bir proje yapmadığın sürece bunlar yeterli. Gerçi çoğunu gösterdik. O kadar.